efendim, bir kültür harmanından daha merhabalar. 1914 yılında Fuat Uzkunay, Ayas Stefanos Rus abidesinin yıkılışını o günün imkanlarıyla görüntülü olarak kaydetmişti. Şimdi 2014 yılındayız. Sinemamızın 100. seneyi devriyesinde. İşte bu hafta bizler 100 bölümü aşkındır karşınızda olduğumuz kültür harmanında hep ayrı bir önem atfettiğimiz sinemamızı, sinema tarihimizi ele alacağız. Filmlerimizin ayrı bir sevdaya dönüştüğü bu bölümümüzde başucu kitabımızda sinemayı okurken şarkılarda da sinemayı dinleyeceğiz. Hazırsanız dop dolu bir kültür harmanı başlıyor. Evimizin bir parçasıydı onlar. Ağladığımızda gözyaşı, güldüğümüzde tebessüm. Ah Sadri Alışık. Sadri abi, sen ne güzel ağlardın. Adile teyze ne güzel gülerdi öyle. O zamanlar çizgi filmlerimiz yoktu belki. Battal Gazi, Kara Murat, Malkoçoğlu'yla kahramandık. Kanepeden kanepeye atlar, kahpe Bizans'a seferler yapardık. Hasılı millet olarak hepimiz birer Tatar Ramazan'dık. Herkes Tarık Akan olmak ister, kavruk yüzümüzle Yılmaz Güney gibi bakardık. Sonra ilk aşk, ilk heyecan, ilk sevgili. İlle de Türkan Şoray gibi olmalıydı gözleri. Nasıl unuturuz Yeşilçam'ı, o şen şakrak günleri, Cilalı İbo'yu, Kemal Sunal'ı ve Şener Şen'i. Efendim, günümüze kadar hiçbir kopyasına ulaşılamasa da ilk Türk filmi kabul edilen Ayas Stefanos Rus abidesinin yıkılışının çekilmesinin ardından 100 yılı geride bıraktık. Yani bu yıl Türk sinemasının 100. yılı. Şimdi konuğumuz sinema eleştirmeni İhsan Kabil ile 7. Sanat Sinema'nın ülkemizdeki serüvenini konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Efendim, biz Türk sinemasının tarihini 1914 yılına kadar götürüyoruz. Ancak çekim öncesinde gerçekleştirdiğimiz sohbette Türk'ün sinemayla buluşmasının çok daha evveli dayandığından bahsettiniz. Dilerseniz bu hususu açıklayarak başlayalım. Evet, aslı olarak 1895 yılında ilk defa Paris'te bir kafede geniş seyirci kitlesiyle sinema buluşuyor. Ve hemen onun akabinde bir yıl sonra 1896'da Osmanlı Sarayı'nda biz ilk film gösterimlerinin yapıldığını öğreniyoruz Abdülhamit Han zamanında. Ve bu çok önemli icat, bir şekilde Osmanlı topraklarına girmiş oluyor. Ama aynı dönemlerde tabii Avrupa'dan film çekim ekipleri de Osmanlı Devleti'ne geliyor, sokakları çekiyor, bazı mekanları filme alıyor, dünyanın her yanına dağıldıkları gibi. Daha sonrasında tabii Beyoğlu başta olmak üzere film gösterim mekanları oluşturuluyor ve insanlar yabancı filmleri buralarda seyretmeye başlıyorlar. Ve işgal altında İstanbul'da ilk yerli filmlerimizin üretildiğini görüyoruz kurmaca anlamında. Ki bir yerde bunlar bizim kurmaca sinema tarihimizin ilk örnekleri olarak görülebilir. Binnaz Nurbaba gibi filmler. Ve Sessiz Sinema Çağı tabii hepimizin bildiği üzere. Ama ilk film Ayas Stefanos abidesinin yıkılışı 14 Fuat Uzkunay tarafından çekildiği biliniyor, kabul ediliyor. Ancak Osmanlı tebaasından başkaları da bazı belge filmler ortaya koymuşlar. Manaki Kardeşler diyelim 1911'de Sultan Reşat'ın manastır ziyaretini filme almış, Jön Türklerin başka toplantılarını daha öncesinde 1908'de diyelim filmleştirmişler. Sayın Kabil, savaş döneminin atlatılıp Cumhuriyet'in kurulduğu tek parti iktidarı dönemine geldiğimiz zaman sinemanın da tek yönetmenli devrini yaşadığını görüyoruz. Dilerseniz biraz da Muhsin Ertuğrul'dan bahsedelim. Almanya ve Rusya'da sinema ve tiyatro çalışmaları yapmış, bilfiil film yapımlarına katılmış, tecrübe edilmiş, aslen de tiyatrocu bir hüviyete sahip bir sanatçımız. Dolayısıyla filmlerindeki bu tiyatrallik biraz şaşırtıcı geliyor insana. Evet, maddi belki imkansızlıklar söz konusu ama biraz daha çaba gösterilebilirdi yani. Çok ufak kamera hareketleri veya oyunculuk anlamında
daha bariz sinematografik bazı özellikler oyunculara kazandırılabilirdi. Ama bu konularda çabalar çok zayıf kalmış maalesef. Bir de tabii o zamanki rejimimiz, sistemimiz itibariyle tek parti dönemi sinemada da tek yönetmen. İlginç bir şekilde böylesi bir örtüşme söz konusu. Bir yerde 40'lara kadar tek yönetmen hakimiyeti altında kalmış sinemamız. Ta ki 1948'deki Rusum indirimine kadar belediye tarafından alınan vergide bir indirim oluyor. Ve böylece yeni isimler, yeni prodüktörler, rejisörler, o zamanki adıyla yapımcı ve yönetmenler sinemaya atılmaya başlıyorlar. Efendim, o halde bizim daha çok 80'lerden sonrasını atfettiğimiz halktan kopuş aslında ilk dönemlerde de vardı denilebilir mi? Sinema bir sahne sanatıdır. Gösterici bir sanattır. Yani teşhir edici bir sanat dalıdır. Dolayısıyla bu anlamda bizim tarihi köklerimizde hangi sanatlarımız mevcuttu? Buradan bakalım. Birincisi gölge oyunu. Karagöz ve Hacivat. Perdede yansıtmayla biliyorsunuz ortaya koyduğumuz bir sanat türü. İkincisi de orta oyunu. Yani meddah. Orada da bir çeşit tiyatromuz bize has olarak ortaya çıkıyordu. Ve bunlarda asıl olarak bir hikaye anlatılıyor, bir kıssa ortaya konuyor bir şekilde diyebiliriz. Sonra da bir hisse çıkıyordu. Bizi eğlendiriyordu, güldürüyordu ya da zaman zaman hüzünlendiriyordu. Dolayısıyla böylesi bir anlatım ortaya konuyordu. İşte bu iki anlatım tarzı eğer sinemamıza temayüz edebilseydi, geçirilebilseydi sinema diline, belki bize has bir dil de ortaya konmuş olabilecekti. Ve biz o geleneği çok büyük bir kitle sanatı olan sinemamıza taşıyor veya taşıyabilmiş olacaktık. Ama biraz Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki o kültürel anlamda kırılma ve geçmişe biraz farklı bir bakış onları bir kenara bıraktı. Ve sıfırdan başlama gibi adeta bir sinema sanatımız ortaya çıktı. Ve biraz ben işte sinemamızdaki kimlik sorununu da buna bağlıyorum. Yani gelenekle olamayan o devamlılık maalesef, yani meydana gelen kopukluk ve biraz diğer sinemalardan fazlaca etkilenmemiz. Bu ne amentü gemisiydi ki yürümezdi. Vavlar soluya soluya kürek. Gemisiydi ki yürümezdi. Vavlar soluya soluya kürek çekti. Hazreti Ali'nin yüreği titredi. Ya Hak okunu gerdi. Ya Hak oku varıp yüreği deldi. Ah minel aşk dedi. Gözlerinden yaşlar indi. Vardı geminin altına erişti. Amentü gemisi yürüdü gitti. Sayın Kabil, yeri gelmişken milli sinemanın doğuşu gelenekçilik manasında geç kalmış bir adım mıydı? Evet, milli sinema gerçekten sahici anlamda ilk kez bizim medeniyet köklerimizle bu coğrafyanın
iklimiyle, dokusuyla, rahiyasıyla harmanlanmış bir sinema olarak karşımıza çıktı ki tarihi 1970'tir, o kadar geç. Tabii önceki sinemamızda bu izler yok mu? Kesinlikle var, yok değil. Ama yine de modernleşmenin getirdiği o biraz belki seküler dünya anlayışından dolayı manevi çerçevemizden, bağlarımızdan biraz kopukluk, uzaklaşma nevinden o tevarüz etti o sinema. Dolayısıyla o sistemin talep ettiği cinsten zihniyet dünyaları, çerçeveleri, yaklaşımları sinemamızda makis buldu, yankı buldu. Ve ama ona rağmen yine de Yeşilçam bir halk sineması, halkın hayatını yansıtma iddiasında bulundu. Halkın işte masallarından istifade etti, belki şuur altından istifade etti. Bazı işte mahalle hayatını diyelim yansıtırken insani dayanışma değerlerini ortaya koydu. O yüzden yine de olabildiğince samimi bir sinema yapıldı. Yani bir halk sineması diyorum ben o bakımdan bizim sinemamızda geniş gövde itibariyle. Bugün dizilerde, filmlerde bir malikane özentisi görüyoruz. Ancak sizin bu bahsettiğiniz dönemlerde ne kadar eleştirsek de Anadolu insanının açısından bir bakış söz konusuydu. Bunu nasıl değerlendirebiliriz? Evet, maalesef işte sinemanın böyle bir yanı var. Göstermeci bir sanat. Orada çizilen tipler idol veya ikon mesabesine yükseltilebiliyor. İnsanlar, bilhassa da gençler bunları model alabiliyor. O zaman sinema bir düş makinesi, yani bir düş fabrikası veyahut da orada işte öyle dünyalar çiziliyor ki insanlar özeniyor, öyle yaşamak istiyor. Öyle bir hayat tarzına sahip olmak istiyor ve onları model olarak benimsiyor. Belki de gerçek hayatlarında da onlar gibi yaşamaya çalışıyor. Yani bu da onları bir yerde belli açmazlara sürükleyebilir. O bakımdan ben yönetmenlere ve senaristlere büyük sorumluluk düşünü düşünüyorum. Sayın Kabe, sohbetimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Türk sinemasının 100. yılında bugün neler yapılıyor ve bundan sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen kısaca bugün ne de değinelim. Ticari sinemamız var, büyük bütçeli filmler yapılıyor. Bunlar yani büyük kitleleri sinemaya çekiyor ve gişe de yapıyorlar. Daha çok komediler olabiliyor ya da diyelim tarih filmler oluyor bugünden itibariyle. Veya öyle popüler sinema örnekleri olabiliyor. Diğeri de sanat sineması. Daha işte bağımsız sinema dediğimiz, genç sinema dediğimiz, genç ya da orta yaşlı yönetmenlerin ortaya koyduğu filmler. Ama işte ikisinin de belli problemleri var maalesef. Yani hem seyirciyi bir yerden yakalıyor gibiler ama öte yandan da mesela artık edebi argonun aşılıp kaba argoların kullanıldığını, hatta ve hatta ne yazık ki küfürlerin yer aldığını filmlerimize göre biliyoruz. Bu içimizi acıtıyor kesinlikle. Öte yandan sanat sineması ortaya koyan çalışmalar da biraz daha elitist bir çizgide olabiliyorlar. Yine toplumdan biraz daha uzaklaşabiliyorlar. Onlarda da biraz böylesi argo kullanımlar olabiliyor. Daha açık sahneler yer alabiliyor. Yani geniş halk kitlerini kucaklayabilecek filmler konusunda bir problem yaşıyoruz. Yani bu da tabii bizim aslında Türk sinemasında veya Türkiye sinemasında bir kimlik problemi yaşadığımızı ortaya koyuyor maalesef. Biz çok yönlü düşünebilmeliyiz. Yani çok bütüncül bakmalıyız ve sinemanın bazı değerleri olduğuna, bunları da estetik ve etik değerler olarak görerek, onların hakkını vererek filmler ortaya koymalıyız. Türk sineması 100 yaşında. Önemsememek, heyecanlanmamak mümkün mü? Sinemamız onca yıldır iyi kötü, düşe kalka pek çok badireler atlatarak bugünlere geldi.
tüm tarihi boyunca yetersiz altyapıdan kurtulamayan sanayiden, bir türlü çözülemeyen teknik sorunlardan, hiçbir dönemde olmayan sinema eğitimine ve tüm zamanların en büyük seyirci rekoru 50 milyon sinema seyircisine. İnsanın tam bir bunalım içinde olduğu, hiçbir filmin, hiçbir oyuncunun sinemaları doldurmayı başaramadığı, şirketlerin iflas, sinemaların kapanma söylentilerinin birbiri ardına yayıldığı bir dönemde, hem de mevsim sonuna rastlayan bir filmin Türk sinemasının şimdiye dek bildiği tüm hasılat rekorlarını alt üst edişi, 20'ye yakın sinemada ikinci haftaya girdikten sonra birçoğunda üçüncü haftaya geçmesi. Hababam sınıfı bu açılardan kuşkusuz bir ticari başarı ve yalnız şirketine değil, piyasaya da moral aşısı yapan bir olay. Bu haftaki başucu kitabımız Atilla Dorsay'ın hazırladığı Sinemamız 100 Yaşında sloganıyla çıkan 100 Yılın 100 Türk Filmi. Remzi Kitap Evi'nden çıkan 100 Yılın 100 Türk Filmi kitabı, başlangıcından günümüze filmlerimizin seyredilerek klasiklerin gün ışığına çıkarıldığı, yakın tarihli filmlere de güncel bir bakışla yaklaşan sinemamızın 100. yılına yakışır bir eser. Refik Halit Karay'ın 1919'da yayımlanmış olan Memleket Hikayeleri isimli kitabı, Türk Edebiyatı'nda Anadolu hikayelerini en hakiki biçimde ele almaktadır. Bütün bu yönleriyle Halide Edip, Refik Halit Karay'ın yalnız Türk Edebiyatı'nın değil, Rus ve Amerikan Edebiyatlarından sonra hikayecilikte, cihan ölçüsünde ön planda bir yer teşkil edebilecek bir hikayecimiz olduğunu belirtir. Refik Halit Karay'ın Memleket Hikayeleri isimli kitabı, İnkılap Kitap Evi aracılığıyla okurların istifadesine sunuluyor. Lothrop Stoddard'ın kaleminden çıkan İslam Alemi, 1914-1921 Birinci Cihan Harbi sonrasında bir medeniyet sorgusu ve arayışı kitabı, 100 yıl önce Avrupa'nın İslam dünyasına bakışını ele almaktadır. Lothrop Stoddard, kendisinden önceki batılı yazarların aksine İslam alemine bir ilim adamının sade üslubuyla ve gerçekçi bakış açılarıyla yaklaşmıştır. İslam alemi, 1914-1921 Birinci Cihan Harbi sonrasında bir medeniyet sorgusu ve arayışı kitabı, Kaknus Yayın Evi'nin nadide seçkiler arasında yerini almış bulunuyor. Tarzan'ım oğlum ben uçarım. Ulan Tarzan'sın. Çita maymunu sen de. Şimdi görürsünüz. Ay şuna bak, kuş kendini Tarzan sanıyor. Bu hafta Bir Sevdadır Sinema köşemizi bir asrı geride bırakan sinema tarihimize yaraşır bir film süslüyor. Sinema bir mucizedir. Filmde tek parti iktidarının sona erdiği 1950'li yıllarda hızla savrulan sosyal hayat ve kendi yağlarıyla kavrulan, sade yaşamlarıyla günlerini geçiren Antep halkı anlatılmakta. Anteplilerin sakin yaşamını renklendiren yegane şey ise büyülü perde sinemadır. Film en keyifli zamanlarını sinemanın ışıltılı dünyasında geçiren Antep halkının dertlerini, tasalarını birkaç saatliğine de olsa gerçek dünyada bırakmalarını farklı bir üslupla ele alıyor. Türk sinemasının ustalarından Memduh'un rahatsızlanıp çekimlerini yarıda bırakmak zorunda kaldığı filmi bir başka usta, Tunç Başaran tamamladı. Kadir İnanır'dan Fatma Giri, Yeşilçam'ın ünlü simalarının rol aldığı Sinema Bir Mucizedir şimdi ekranlarınızda. Ülkü Tamer'in hikayelerinin derlenmesiyle oluşturulan film, 1950 yazının Antep'inde 11 yaşında sinema aşığı bir çocuğun bir sinema sahibiyle olan dostluğunu, bu dostluk çerçevesinde Anteplilerin sinema sevgisini, bu sevginin onların hayatındaki yansımalarını ve yeni iktidara gelmiş Demokrat Parti'nin hayatlarında yarattığı değişimi anlatıyor. Yoksul Antepliler için hayat gizemden, büyüden, heyecandan, ihtişamdan, ince duygulardan uzaktır. Onların hayatlarında tek bir mucize vardır, sinema. Antep'teki en büyük sinema salonunun sahibi Nakıp Ali'dir.
55 yaşlarında, neşeli ama çabuk sinirlenen bir adamdır. İstiklal gazisidir. Antepliler bazen onun davranışlarını garipserler ama yine de herkes sever onu. Nakıp Ali en çok Ümit sever. Ben de Kaptan Marvel, dev adam Şazam. Dev adam Şazam mı? O da kimde? Uydurma lan, öyle bir afiye yok ki. Olmaz olur mu oğlum? Tomtiler oynuyor, harika bir film. Haydutlar tam kızı kaçırıyor. Şazam! Ümit 11 yaşındadır. Hayatı Nakıp Ali'nin sinemasındaki hafiyeler, kovboylar, vampirler, korsanlar ve olağanüstü kahramanlarla renklenmektedir. Annesi ise bu ele avuca sığmaz çocuğun geleceğinden endişelidir ve onun bu sinema sevdasından vazgeçip okumasını istemektedir. Ancak kim böyle bir eğlenceden nasıl vazgeçebilir ki? Yönetmenliğini Memduh Ün ve Tunç Başaran'ın üstlendiği Sinema Bir Mucizedir 2005 yılında gösterime girmiştir. Filmin rollerini ise Kadir İnanır, Fatma Girik, Batuhan Levent gibi oyuncular paylaşmaktadır. Yüreğim yanıyor, yüreğim. Hay senin yüreğine. Efendim, sayfalar dolusu kitapla, saatlerce yapılan konuşmayla anlatılamayan pek çok şey bir film karesiyle anlatılabiliyor. Dahası bir yaşam tarzı, hatta hayaller pazarlanabiliyor. Efendim, 7. sanat sinema hem büyülü perde hem de gücün farklı bir yansıması. Türk sinemasının 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz sohbetimize bir başka konuğumuzla, Film Arası Dergisi yayın yönetmeni Sayın Suat Köçer'le devam edeceğiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler, sağ olun. Sayın Köçer, biz Türk sinemasının tarihini 1914 yılına kadar götürüyoruz. Dolayısıyla Osmanlı'nın savaşta olduğu yıllara. Yani savaş şartlarında doğmuş bir sanat söz konusu. Dilerseniz sohbetimize Türk sinemasının bu emekleme döneminde karşılaştığı zorluklarla başlayalım. Aslında Türk sinemasının Osmanlı topraklarına gelişi, bu toprakların kendi hikayesi açısından, kendi serüveni açısından da çok ilginç bir zamana denk gelmiş. İşte Osmanlı son yılları, yeni hareketlilikler, bir takım toplumsal ciddi kırılmalar ve dönüşümler, değişimler, büyük olaylara gebe bir coğrafya. Böylesi hareketli bir döneme denk geliyor 1900'lerin başında. İlk icadından hemen birkaç yıl sonra, her ne kadar biraz tartışmalı da olsa, bir takım gösterimlerin yapıldığını biliyoruz. Bazı sinema etkinliklerinin düzenlendiğini, tartışmaların yapıldığını, kısmi bir takım çekimlerin vesaire yapıldığını biliyoruz. Ama özellikle işte Uskunay'ın 14'te Ayestefonos Sekiros Abidesi'nin yıkılışını çekmesiyle birlikte başlayan bir süreç biliniyor. O süreçle beraber de biz ciddi anlamda Türkiye'de ordunun sinemayı himaye ettiğini ve bir takım askeri etkinliklerin çekildiğini kısmi olarak ve çekilen bazı filmlere finansal destek verildiğini. Dolayısıyla burada ciddi anlamda bir himayeden söz edebiliriz. Sonraki yıllarda sinemanın yavaş yavaş gelişmesiyle birlikte, yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bu sefer bu sektörel desteğin bir çizgi, bir anlayış, bir argüman olarak varlığını göstermeye devam ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla o dönemin asker ve asker hakimiyetindeki mantalitenin sinemayı toplumsal bir dönüşümün, yeniliğin bir aracı olarak gördüğünü, desteklediğini, teşvik ettiğini, hatta yer yer bir takım imkanlar sağlayarak beslediğini, kaynak olduğunu biliyoruz. Efendim, Türk sinemasının ilk yıllarında bu bahsettiğiniz mali sıkıntılar Yeşilçam döneminde de devam ediyor. Ve deniliyor ki Yeşilçam döneminde Yeşilçam filmlerinin hep birbirinin benzeri olması finans kaynaklarının konu talebiyle alakalı. Bu ne kadar doğru? Ben bunun çok ciddi anlamda maddiyata dayandığını düşünmüyorum. Bu benim şahsi kanaatim. Ben bunun ciddi oranda sinemamızın kendi kaynaklarıyla ilgili bir iletişimden kaynaklandığını düşünüyorum bu problemin.
Yani ilk sinema örneklerine baktığımızda, ilk çekilen filmlere baktığımızda bunların çok büyük bir kısmının uyarlama olduğunu, uyarlama olmayan diğer bazı filmlerin de tamamıyla batıya özenerek, batı özentili bir tarzda çekildiğini görüyoruz. Sinemamızın kendisine ait hikayelerden beslenmesi ve kendi toplumsal reaksiyonlarından, kaynaklarından beslenmesi gibi bir problemi var. Dolayısıyla ben kendine ait hikayeleri üretemediği için güdük, kısır bir çerçevede kaldığını düşünüyorum sinemamızın. Sayın Köçer, girizgahta da belirttiğimiz gibi sinemayla yaşam tarzı, hatta hayaller bile pazarlanabiliyor. Türk sinemasının bu noktada toplumsal meselelere bakışı nasıl? Sinemanın toplumsal meselelerle ilgili sağlıklı bir iletişim kurduğunu göremiyoruz biz kendi tarihimizle ilgili olarak. Neden derseniz, kaç tane şeyli, nitelikli darbe filmimiz var. 600-700 yıllık, sadece Osmanlı İmparatorluğu olarak sınırlandırarak söylüyorum, 600-700 yıllık bir imparatorlukla ilgili acaba kaç tane epik filmimiz var, tarihsel filmimiz var, kaç tane dönem filmimiz var? Sayın Köçer, Türk sinemasının gelişimini özellikle 90'lı yıllardan sonrasına bağladınız. Dolayısıyla bu yıllarda türlerde de bir yelpaze genişlemesi olmuştur. Öyle batıdaki gibi veya dünya sinemasından bazı ülkelerde yaşandığı gibi bizde böyle işte ekolleşmiş, klasikleşmiş bir türden bahsetmemiz mümkün değil. Ama 90'lı yıllardan sonra işte sinemamızda bir deneysel bazı çalışmalardan bahsedebiliriz. Bunların başında da bence korku geliyor. Mesela işte Metin Muhsin Ertuğrul'un ve birkaç, hafızam beni yanıltmıyorsa, Metin Erksan da sanırım bir denemesi var bununla ilgili olarak. Birkaç korku filmi dışında başka örneği yok korkunun, korku türünün. Ama mesela 90'lardan sonra özellikle Hasan Karacadağ'ın başını çektiği genç kuşak yönetmenlerin korku filmleri çekmeye başladığını görüyoruz. Hatta işin sevindirici bir boyutu da şu, bu yönetmenler korku filmlerini bizim coğrafyamızın tonlarıyla yakalamaya, anlatmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla başta İslam kaynakları olmak üzere işte cinler, işte periler, bir takım masalsı varlıklar vesaire. Bunlarla ilgili bir takım filmler çekiliyor. Öte yandan Avrupa sineması etkisiyle çekilen bazı belgesel kurmaca çalışmalar var, deneyler var. Bunlar daha çok kentlerde yaşayan bireylerin hikayeleri üzerinden ilerleyen filmler, minimal filmler. Belgesel noktasında ciddi bazı çabaların oluştuğunu düşünüyorum ben. Özellikle bazı kadın yönetmenlerin, işte Pelin Esmer gibi kadın yönetmenlerin kadın sorunlarıyla ilgili, toplumsal meselelerle ilgili bazı belgeseller çektiklerini görüyoruz. Kentleşmeyle ilgili, sanayileşmeyle ilgili vesaire. Dolayısıyla belgeseller noktasında bazı çabalar var. Komedi noktasında zaten az önce ifade ettiğim gibi türler noktasında belki bizim en fazla açılmış, kendisine hayat şansı bulmuş alan komedi. Komedide bunun bizim dönemimizde ayyuka çıktığını görüyoruz. Yılda peş peşe komedi filmleri çekiliyor ve bunlar gişede çok büyük başarı elde ediyorlar. Mesela geçen sene yanılmıyorsam 28 ya da 29 milyon civarında bilet satılmış. Ancak bu biletlerin çok büyük bir kısmı 4-5 tane komedi filmi arasında paylaşılıyor. Dolayısıyla gişede çok büyük bir komedi şansı var. Bu noktada belki de en şanslı tür şey diyebiliriz. Gerilim noktasında bence çok ciddi anlamda bir eksiklik var ve de dönem filmi. Dönem filmi noktasında az önce o bahsettiğimiz işte Osmanlı açısından olsun, yeni Türkiye'nin kurulduğu yıllara ait olsun, sonrasında Cumhuriyet'ten itibaren ve bugüne kadar uzanan Türkiye Cumhuriyeti'nin yakın tarihiyle ilgili olsun. Maalesef, ama maalesef kayda değer, tartışılmaya değer bir dönem filmimiz yok.
hafta şarkılar insanın doğası gereği aşina olduğu edebiyatın, özellikle de sinemanın vazgeçilmez unsuru aşkı ve veda edilen sevdaları dillendiriyor. Yeşilçam'ın unutulmaz aşk sahnelerinin görsel olarak kullanıldığı Her Şey Bitmiştir Artık, Nalan'ın yoluyla bizleri duygu yüklü bir atmosfere sürüklüyor. Gelin hep beraber kulak verelim. Her Şey Bitmiştir Artık. Her şey bitmiştir artık. Yolumuz ayrılıyor. Her şey bitmiştir artık. Yolumuz ayrılıyor. Senin de benim gibi içerin kanalıyor. Senin de benim gibi içerin kanalıyor. Çok yalvardım bir zaman, dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadı, artık affetmem seni. Çok yalvardım bir zaman, dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadın, artık affetmem seni. Çıkma karşıma, dönemem sana artık. Ne güzel anlaşırken, bu aşk da bitti yazık. Ne güzel anlaşırken, bu aşk da bitti yazık. Çok yalvardım bir zaman, dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadı, artık affetmem seni. Çok yalvardım bir zaman, dinlemedin hiç beni. Gururumla oynadı, artık affetmem seni. Seyirciler, bizler bu hafta bir asrı devirmiş olan sinemamızı, 7. sanatın ülkemizdeki hikayesini, bir milletin sanat anatomilerinden en popüler olanını gücümüz yettiğince sizlere aktarmaya çalıştık. Dileriz bir sonraki asır tüm dünyanın sinema tarihimize merak saldığı, gıptayla bakılan daha ileri bir Türk sineması olur. Bizler haftaya yeniden TRT Havas ekranlarında olacağız. Sizi de bekleriz. Allah'a ısmarladık. Hepiniz hakem olun abiler.